Merhaba arkadaşlar, Oynar Başlar'a hoş geldiniz. The Long Dark'ın ikinci chapter'ındayız, malum biliyorsunuz ve şu kapıdan baraja geldik. Bu barajda bir ilaç, bir şey arayacağız. Ne arayacaktık? Ha, ismine bakalım. Bu değil, enfeksiyon riski. Tıbbi malzeme, yani tıbbi malzemeler araştıracağız. Tam olarak ne arayacağımızı bilmiyoruz. Bizim yanımızda da aslında tıbbi malzemeler var. Muhtemelen aynı şeyler çıkacak. Bilmiyorum, farklı bir şey çıkar mı? O neden? Bu arada çok yorgunuz. Uyumamız lazım acilen. Kurt saldırdı falan. Onu atlattık. Yaralı değiliz. Açlık, susuzluk zaten yanımızda bolca malzeme var. Bir tek uyuyup dinlenmemiz lazım. Bir de buraları araştırmamız lazım. Kontrol odası. Buraya elektrik getiriyor bir yerlerden. Maybe the trapper knows more about it. I better find those first aid supplies and get back to him. Oo, ilk yardım malzemelerini bulup tuzakçıya geri döneceğiz. Kontrol odasının kapısını nasıl açacağımızı o bize tarif edecek. Sonra buraya bir daha geleceğiz. Haritanın bir ucundan öbür ucuna git gel git gel yapacağız paso. Yani oyunlarda yani bir ucundan bir ucuna sürekli git gel yaptırması oyunun aslında hoş bir şey değil. Bence. Bunlar falan elektrik gelince mi çalışacak ya da çalışmayacak mı bilemiyorum ama. Yani gittiğimiz bir yerde bütün işleri bir kere de yapıp bitirmek en güzel aslında. Oyunun süresi uzun diye böyle bir yöntem uyguluyorlar ama bence gerek yok. Sismik aktiviteler, işte depremler yüzünden barajı da kapatmışlar. Özel barajlar özel mi ya? Alalım bunu. İşimize yaramaz muhtemelen ama olsun. Her yerde kağıt mehat yapacak olasılık var. Ama bizde de var. Şimdilik onları almıyorum. Dikiş kiti aslında vardı ama olsun. Kullanıyoruz. Kumaş lazım bize aslında. En çok. Ya bir çekil. Sandalyeyi tutup kenara koyma falan olsa keşke. Burada başka çekmece yok mu ya? Yok. Şunlara bakabilir miyim? Bakabiliyorum. Disket, çubuk şeker, bilgisayar. Burada aslında şey yapmam lazım ya. Kibrit yak. Meşale yakmaya üşendim. Kibritle idare ederiz. Ya geç şu arada. Aa. Ben buraya geçtim. Nasıl geçtim? Yapma ya. Of, bir an kaldım zannettim orada. Neyse. Şöyle eşyaları arkasından yürür gibi hareket yaptığım zaman bari, yani şöyle yapınca biraz hareket etseydi. Tutup itme olmasa bile en azından bu şekilde yerinden oynatma olabilmeli bence. Hop, hiçbirinden bir şey çıkmadı. Çok güzel. Burada başka bir şey yok gibi. Bu ne? Parmaksız eldiven. Almıyorum. Çünkü var eldivenimiz. Burası açılıyor mu? Açılmıyor. Ha, asansör gibi bir yer burası. Yani elektrik yok. Böyle asansör var mıydı ya ana oyunda? Şeyde. Bu barajda yoktu galiba. Ya da ben şey yapayım yani. Fener. Yak. Fenerle dolaşayım zıp pırt. Yakmak zorunda kalıyorum şeyi. Kibriti. Bunların üstüne çıkamıyorum. Şu ne? Boru. Aldım.
İlla o aralıktan bakacağız. Okey. Barajda şey vardı ya önceden. Aa. Böyle merdivenler var mıydı ya? Yoktu. Barajı da değiştirmişler. Kurt vardı önceden. Önceki oyunda barajda. Kapalı olan bölümde hem de. Aa, bu muydu acaba aradığımız? Değildir. Acil durum kiti. Oo. Oo. Al al al. Gerçi silahımız vardı ama olsun. Bunları böyle tek tek mi alıyoruz ya? Aa, mektup. Yine bekleyen kişinin umduğunu bulamaması üzerine ve ölmüş muhtemelen bu kişinin de. Aa, idare ofisi anahtarı. Carter, hidroenerjideki İdare ofisinin anahtarını da aldık. Güzel oldu. Bu ne? Loto kuponu. İdare ofisine gireriz. Bakarız. Harita. Neyse. Kapıyı açıyor biliyor muyuz? Açamıyoruz. Bu arada bayağı ağırım herhalde. İyice yavaşladım. Bunlara bakmıştım. Tamam. Şu kutulara, kolilere bakmıyorum ama inşallah işlerinde önemli bir şey yoktur. Şimdi gidilebilecek herhalde bir şu merdivenler var. Önce aşağıya bakalım. Onun sonuna bir şey koymuşlardı dedi ama neyse gidemiyoruz oraya. Kapı açılmıyor mu? Şey mi olacak? Elektrik gelince mi açılacak acaba? Bunlar elektrikli kapılar mı? Sanmıyorum. Ben aradığım şeyi bulamadım hala. Bu neymiş? Süpürge. Almadım. Almadım. Seni de almadım. Seni aldım. Her yerde çekmeceler. Normal kitap mı bu? Evet. Şunlara da bakalım. Yani anahtar çıkıyor, not çıkıyor. Belki bir Zula'nın yeri çıkar, bir şey çıkar. O yüzden ha, şu üstte var not. Mağarada bıraktım.
Barajın arka çıkışında nehri takip et. Yanında bir avcı çadırı bulunan mağaraya bak. Aldım. Oraya bakarız. Görevlere ekledi zaten hemen. Ney? Aa, burası. Anahtar mı? Yapma. Yapma. Almadım. Almadım. Ya şey aldım. Yüzümü sodaya aldım. Anahtar. Çok yavaş yürüyorum. Ya bir dinleneceğim. Üstümü başımı onaracağım. Bir şeyler yiyeceğim, içeceğim falan. Almadım. Ondan sonra hafiflerim diye tahmin ediyorum. Sonra bakarız hatta. Atarız üzerimizdeki birkaç bir şey. O ağrı kesin. Termal içlik. Aa, bu iyi olabilir. Aldım onu. Anahtarı çöpe atmamışlardır ama gene de. Bırakın koşmayı, yürüyemiyorum bile şu anda. Yani bu benim en hızlı... Evet. Tüm eşyalar seni yavaşlatıyor. Farkındayım. Daha da fazla eşya alacağım. Gıcığım ben çünkü. Aa, bu kapının kilidiymiş, anahtarıymış. Bulduğumuz. O zaman burası da çalışmıyor. Burada çıkacak kesin anahtar. Çikolata da olur. Kapıyı kapat. Yani ilk yardım anahtar kesin burada çıkacak. Çöpte çıkmasını beklemedim zaten ama. Çekmecelerden birinde çıkacaktır. Could end up being useful. Koşu ayakkabısı. Hafif naylon. Bu şeydir ya. Daha hızlı koşmamızı sağlıyor mudur acaba? Isı yönünden iyi değildir ama hafif çekelim bunu ve alalım, bakarız. Kupa, kupayı da alalım. Aha, not. Bakım fişi. Mekanik parçaları kontrol ettik. Bir şey yok. Elektrik sistemiyle ilgili bir sorun olmalı. Gözünü üst... Evet. Elektriği biz getirdiğimiz zaman asansör çalışacak büyük ihtimalle. Türbin odasına girmenin tek yolu o. Asansör. Sıkışırsa kontrol odasına dönmek için bayağı uzun bir yol yürümeniz gerekiyor. Bu şey olabilir. Yani asansörle bir yere gideceğiz. Evet, tamam, bulduk. Asansörle bir yere gideceğiz. Ama sıkışacak. Dönerken mecburen o uzun yoldan döneceğiz. Aa, kasa. Bitti şeyi. Aldım. Hadi aldım tamam. Hadi bunu da aldım. Çünkü birazdan yakacağım bunların hepsini. Hadi bunu da aldım, bunu da aldım. Çöpe de bakayım. Kasa. Tırınt. Aslında aradığımız anahtarın bu kasadan çıkması daha mantıklı olur, değil mi? Açılmayacak mı? Bitti. Ah. Ya en sondaymış. Yavaş çevirmeniz lazım ki durdurabilirsiniz açıldığı yerde. Hadi ama. Bir ucuna bir ucuna mı koydunuz?
Oha, hakikaten öyle yapmışlar. Hak. Güzel. Nakit. Evet, en çok lazım olan şey fişek. Bu güzel. Acil durum, o da güzel. Tamam. Hayır. Takır tukur arkadan dönme. Bir şeyler çalışıyormuş gibi ara ara sesler geliyor. Ama çalışan bir şey de yok. Şu anda gelen ses gibi mesela. Lan kapıyı kafama çarptım. Şimdi geri döneceğim. Gidebildiğim bir yer yok zaten. Sanırsam. Burası açılır mı? Açılmaz. Elektrik gelmesi lazım. Belki elektrik gelince bile açılmayacak. Bilemiyorum. Yani normal oyunda açılan kapılar bu senaryo modunda açılmıyor olabilir. Çok yavaş yürüyorum. Çok yavaş yürüyorum. Kitap seni de alayım. Biraz daha yavaş yürüyorum. Burada bir pause. Evet, nerede kalmıştık? Ufak bir telefon görüşmesi yaptım. Ve unuttum. Bu kısmı kırpacağım tabii doğal olarak. Buradan geldim, tamam. Nereden geldiğimi şaşırdım. Yo, buraya gidiyorum. O şeyin ilk yardım dolabının yanından geçmiştim. Buradan gidiyorum. Daha yukarı... Daha yukarı çıkalım. Yukarıda ne var? Evet. Bu kapıyı da açmayacak. Tamam. Yani mecburen döneceğiz. O ilk geldiğimiz yere. Orada zanneder... Aa, hızlı indi. Orada zannedersem açmadığımız bir kapı daha mı vardı? Daha bir aşağısı mıydı? Evet. Aşağı inerken ne güzel hızlı hızlı iniyor. Şuraya baktık mı? Baktık. Burada başka gidebilecek bir yer var mı? Şurası nedir? Ha, Yunbere. Buradan geldik. Biz şu kapıdan geldik. Hadi ama bazı yerlerde hızlı yürüyorsun. Bazı yerlerde çok yavaş yürüyorsun. Şu tarafa da baktık. O kapı açılmıyordu. O zaman gidecek hiçbir yer yok. Mu? Ben niye bunun altından geçtim? Yanından da geçilebiliyormuş. Boşmuş burası. Aa. Evet. Ateşim sönüyor mu yavaş yavaş? I could use this. Şimdi o zaman şöyle mi yapsam? Nasıl mı yapsam? Buradan mı geliyordu kurt? Daha önce buradan geliyordu galiba kurt. Ama burası tamamen kapalı bir yer ya. Ben burada ateş yakamam ki. İzin verir mi? Deneyeyim. Ah. İç mekanda yakamazsın diyor. Oo. Soba da yok. Soba falan da yok. Soba niye yok? Kesin gidilecek bir yerde vardır da. Ben görmedim. Neyse şöyle yaparız. Elimizdeki sönüyor bu arada. Ya
söndürdüm. Kendim söndürdüm. Fener nerede? Eylemler. Yakıt ekle. Onar. %94. Gerek yok ya. Şimdi yakayım bir daha. Yakmam için bir daha mı elime almam lazım? Evet. Şuraya şey atayım yatağa. Şöyle tam kapının üstüne. Güzel. Uyku tulumunu attık. Bunu ye. Bunu da ye. Tamam, içersin, içersin. Suyumuz var mıydı ki bizim? Var. Bunu da ye. 350 çok mu? Değil. Sekiz saat uyuyalım. Dinlenmemiz lazım çünkü. Uyanınca bir daha karnımızı doyuralım. Su kaynatamıyoruz. Sıcak bir şeyler içemiyoruz. Karanlığın sebebi... Nerede? Saat kaç? Ha, yok, biraz daha uyuyalım. İki saat daha uyuyalım. Hem daha iyi dinlenmiş oluruz, hem de aydınlanmış olur ama içerisi yine karanlık olacak büyük ihtimalle. Işık giren bir yer yok çünkü. Aa! Yo, ışık giriyor. Hafif de olsa ışık giriyor. Işık nereden giriyor? Aslında çok saçma. Hiç ışık girecek bir yer yok. Nereden aydınlanıyorsa. Mantıksız. Fenerde yakıt mı yok? Elimdeki feneri açık mı unuttum ben? 10 saat yandı bitti tabi. Yani. Cık. Hey Allah. Neyse. Yakıt ekle. Yakıtımız var Allah. 0 mı? Kalmadı. 0.68 litre ekleyebildik. Oh. Bir yerden bidon bulup doldurmamız lazım. Bidon hala elimizde mi peki? Onu atabilirim. Şu ne? Mahvolmuş. At. Bidonu göremedim ya. Yok herhalde. Boş bidon. Yani yok herhalde. Neyse, ateş yakacağım diye ıvır zıvır topladım. Onları da atayım. Bir tane kalsa yeter. Bir tane de burada varmış. Onu da at komple. Evet. Tamam. Şimdi bir şeyler ye. İçelim. İçelim, güzelleşelim. İçiyorsak sebebi var. Bir tane daha. Bir tane daha. İşte budur. Peki. Giysilerimize bakalım. Nasıl yok? Kanada beresini almıştık. Ondan sonra mı kaydetti oyun? Eylem. Onar. Kumaşın mı yok? Yok artık. Kumaş çıkartırız ya. 1.61. Bunu eylem. Topla. Kumaş. Kumaşım yokmuş ya. Şimdi bunu eylem. Onar. Kumaşım var artık. İki setim de var. Her şeyim var. Gerçi bunu keşke gece yapsaydım ya. Ya da o iki saat fazladan uyumasaydım, o arada yapsaydım. İyiyiz ama ya.
Av 44. Bir daha. Kumaşım yok. Hayır. 09, 04. Eylem. Topla. Topla, topla, topla. Zaman çok geçti ya. Şimdi geri dönerken şey olacak, sabah olacak. Sabah olacak diyorum, gece olacak yolda. Çok uzak mesafe. Kurtlar da var. ...88 yeterli. Şurada 70 olan bir şey vardı. 70. Eylem. Onar. Onaramıyorum. Tamam o zaman. Şurada şey vardı. Onu giyeyim. Alayım giyeyim. Evet. Kullanışlı bir şey. Bence de. Abi buna giy. Ay süper. Süper oldu, tamam. Şimdi o aşağıya bakacağım. Buradan değil. Elimde bu yanmıyor değil mi? Onu yaksam ya. Hala ağırım. Ne kadar ağırım? Biraz hafiflemiş olmam lazım ya. Nerede yazıyor? 38'e 30. 30 taşıyabiliyorum. Ve 38'im şu anda. Yakacaklar var üstümde, o yüzden biraz ağırım. Onları atarız gerekirse. Ölmüş. Hiç mi bir şey çıkmadı? Ah. Ben o zaman boşu boşuna şey yapmışım. Burada vakit geçirmişim. Aşağısı yokmuş. İpi alıyor musun? Almıyorsun. O zaman geri dönüyoruz arkadaşlar. Kayıt devam ediyor mu diye bir baktım da. Az önce o telefonla konuşurken kaydı da durdurduysam ondan sonraki kısımlarda kayıt yapıyor zannetmeme rağmen kayıt yapmamış olmaktan korktum bir an, ama öyle değilmiş. Ya şu tezgahlarda bir şeyler yapmak için böyle formüller falan bulsak, tarifler bulsak. Hiçbir şey yapamıyoruz. Ben buraları araştırmamışım ki. Tamamdır. Gidebiliriz. Ya da ben bunları araştırdım ama sonra oyun tekrar kaydetmediği için kuş tüyü. Bırak. Vazgeçtim. Bunları şey yapmadı, araştırmadık, kabul etti. Araştırmadığın bir yer kalmamış oluyor herhalde bu masayı da aradıktan sonra. Evet. Elimdeki %90'larda olduğu için bunu almıyorum. Barajdan ayrılıyorum arkadaşlar ve ta en sona gideceğim tekrar. Elimdekini söndür.
Elime bir meşale, meşalem yok. Bundan var. Neyse, bundan alalım. Meşale var, şurada attık. Sönmüş, bir işe yaramaz. Bir şey daha yapacağım ya. Yapabilir miyim? Ağırlığa göre. En ağır bu mu? Yok, en hafif bu. Ha, en ağır bunlar. 15 tane var. At. 5 tanesini at. O dursun. 3 tane. Ya hepsi lazım şeyler ya. Atmıyorum. Karnım aç mı? Susuzum. Şundan içeyim bir tane daha. Bir tane daha içeyim. Bunlar biraz hafifletir. Şimdi rayları takip edeceğim. Epey yolum var ya. Bir de sonra buraya bir daha geri döneceğim. O hoş değil işte. Yani bana buradaki elektriği nasıl çalıştıracağımı tarif edecek. Yeni görev eklendi diyecek. Bu arada şeye bakayım. Zula. Aa. Aa. O. Bir dakika ya. Buranın üstü. Ya da bir dakika. Şey burası. O kapısında bayrak olan ev, donmuş göl falan var ya. Burada barakalar, markalar, kulübeler falan var. Şuralarda da evler olması lazım. Bu o şeyi takip ettiğimizde burada çok alakasız bir yerde. Biz şimdi buradayız aslında. Buradan da gidebiliriz ama ben yok, yolu uzatmak istemiyorum. Oraya daha sonra bakarız. Ben normal raylardan gideyim diyeceğim ama enfeksiyon riski mi? Yaptım ben onu. Yapmadım ben. Allah'ım. Allah'ım. Malım ben. İyi ki baktım ya. Yoksa hakikaten anahtarı aldım ama dolaba bakmadım ben. Hey Allah'ım ya. Hakikaten malım. Ne kadar kızmışsınızdır, sinirlenmişsinizdir. Orada şimdi monitöre doğru ekrana bir şeyler fırlatmışsınızdır. Senin gibisi bak buraya atmıştım ya. Bir de kendine oyuncu diyorsun falan diye. Doğru. Haklısınız. Gir. Heh. Ben dolaba bakmadım ya. Anahtarı aldım. İlk yardım malzemelerini almadım. Hey Allah'ım. Yukarıda mıydı? Evet, burası tuvalet. Görev güncellendi. Evet, hadi gidelim. Morfin mi? Tarihi geçmiş ama kullanılabilir. Neyse, Allah'tan çok vakit kaybetmedik. 1 dakika. 1 dakika. Oo, koşamıyorum. Koşuyorum, dinlenemiyorum. Onları da aldık tabii. Ağırlık arttı. Bunları da atayım. 5 tane daha atayım. Kaç olduk? 38. İç. Ya atamıyorum, kıyamıyorum elimdeki hiçbir şey. Böyle yarı koşarak, yarı dinlenerek gideceğiz artık bir şekilde. Kurt sesi mi geldi? Dolu musun?
değilsin. Çok güzel vurdum ama. Hayvanat. Çıkarsın sen benim karşıma bir daha. Yarım kilo et. Olur. Olur. Çiğ et yalnız. Almasaydım. Almayaydım bunu ben. Neyse. Aldım. Kurt. Gel. Cephane. Bak. Bir kere ateş ettikten sonra sanki dolduruyormuş gibi yapıyor. Kafadan vurdum. Ama tabii bu ona zarar vermiyor muhtemelen. Dolduruyormuş gibi yapıyor ama doldurmuyor. Şimdi ben dolduruyorum. Her defasında R'ye basmanız lazım doldurmanız için. Peki sen böyle gidip git gel mi yapacaksın sürekli? Kurt. Kurt bak döverim. Acıtmıyor bile ya. Hiç kanman yok. Gidiyor gidiyor geri geliyor. Bu ne ya? Bak. Bug'a bakın ya. Böyle şey olur mu? Ha şimdi koştu. Şimdi uzaklaştı. Nihayet. O meşaleyi oraya kim attı? Benim bir gece önce attığım şey hala orada mı? Geliyor. Kurt peşinde. Sen esniyorsun ya. Ne kadar geniş adamsın. Ne kadar rahat adamsın ya. Orada hala. Evet kurt oralarda koşturup duruyor. Meşale şey. İşaret fişeği yanıyor ama. Kime yanıyor? Birinin hangi işaret fişeği ki o? Kar da yağıyor. Oh! Şimdi birazdan donmaya da başlarız. Neyse Allah'tan fişek bulduk ya. Kaç tane? 4 tane mi bulduk? 5 tane mi bulduk? Yani kurtlara zarar vermiyor olması kötü. Aslında zarar verir. Normalde öyle direkt kafasına yakın mesafeden işaret fişeğini çaktığınız zaman ciddi zarar verir. Öyle kolay kolay da geri dönmez yani o kurt bir daha. Hele hele arkasından ikinciyi çaktığınızda ya öldürmez belki ama kaçar gider yani o kurt. Şurada solda ne var? Bir şey yok. İleride hep karaltılar görüyorum ama onlar hareket ediyor mu? Etmiyor. Kurt değillerdir umarım. Yolda bir yerde ateş yakmam gerekirse yakarım. Malzemem var. Bir yandan seslere dikkat kesiliyorum. Aa! Hangi kurt ki bu? Ho ho ho. Alırım ki. Madem üzerimizde iki et var bari olmuşken tam olsun. Evet çok ağır tamam çok ağır koşamıyorum artık böyle. Şimdi ateş yakıp aslında şu üstündekileri pişirmem lazım. Hem de bir yandan yerim. Bir yandan hafiflerim. Bir yandan da artık kurtların peşimize düşmemesi için. Burada bir yerde de kurt vardı ya. Ben gelirken vardı yani. Uluma sesini duydum.
Hızlandırıcı kullansam mı? İki tane varmış. Hadi kullan. Hızlandırıcı kullanınca %100 yanıyor. 1 saat 28 dakika. Bir tane daha ekle. Tamam. Şimdi geyik etini pişir. Elimdeki bütün etleri pişireceğim. Zaman geçecek. Yapacak bir şey yok. Çiğ geyik eti. Birer kilo birer kilo mu pişiriyor acaba? Sonra yerim. Sonra koşa koşa giderim. Yalnız çiğ... Oo, bir sürü var. Gece olacak. Zor gideceğim. Çiğ çiğ iki tane kaldı. Pişireceğim ya, yapacak bir şey yok. Zaten ateş de bitti. Ah, son olarak bitki çayı yapsam mı? Yok ya, ben elimdekileri yiyeyim direkt. Suyu içeyim. Ve et yiyeyim. Oh. Ve gideyim. Ağırlığım ne? 20 kilo taşıyabileceğim. Niye dinlendim ben? Ha, dinlenmedim. Ama ne çabuk yoruldum. 30'du taşıma kapasitem, 20 oldu. Ve güya şu anda koşuyorum. Ama çok saçma bu ya. Hakikaten çok saçma. Yürüme hızım şu arkadaşlar. Şu kadarcık bir mesafede, hani gerçekte toplasanız aslında bir ucundan bir ucuna 1 kilometre bile değil. 40 kilo sırt çantasında bir insan taşır yani, nedir? Taşıyamaz mı? Taşır bence. Ama işte o kadar yorgun değilsin aslında ya. Yani o kadar yormadık seni. Oho. Fena. Tamamen yorgunluk bitti. Üstümüzdekileri şimdi bıraksak da fayda etmeyecek. Yorgunuz çünkü. Dinlenmemiz lazım. Kaç kilo? 3 kilo, 4 kilo et aldım sadece. Sırf o 4 kilo et yüzünden. Ki sonra da bir kısmını yedim, bir kısmını yakacak olarak kullandım. İçtim, su içtim, bilmem ne, o 4 kilonun 2 kilosunu da zaten verdik yani, bir şekilde harcadık. Ona rağmen bu hale geldik. Şu ağacın dibine gidiyorum, oraya. Yapacak bir şey yok. Oha, o ilerideki ne? Geyik, ha güzel, geyik. Geyik varsa kurt yoktur. Şu ağacın dibine şey yakacağım. Ateş yakacağım. Bu sefer de maalesef ki, ne yazık ki, ateş yakmalık malzemem çok yok. Yani burası bir de esiyor. Esinti de zor. Burası da esiyor. Allah Allah.
Giye'ye yakınlaşayım biraz. Aa, şurada ev vardı. Doğru. Ben eve gideyim ya. Göl evi var ya. Bayraklı olan. Oraya gideyim. Orada ben dinlenirim. Tam şu sol taraf hemen. Şuranın arkası olması lazım. İnşallah doğrudur. Evet. Yürüyemiyorum yalnız. Emekliye emekliye gideceğim oraya kadar. Hadi lütfen. Ya. Çalı çırpı yakacak. Ağaçların dibinde bir şeyler var mı diye bakıyorum ama yok. Hava kararmak üzere. Tamam, anladık. Üstümüz başımız tamamen bomboş. O şekilde gelip gitmemiz lazım yollarda ki hani koşabilelim, bu kadar çabuk yorulmayalım falan. 30 kilo de değil. Hani yanımızda 25 kilo falan taşımamız lazım. Yorulduğumuz zaman 20 kilo taşıma kapasitemiz oluyor. Üstümüzde 30 varsa yine koşamıyoruz. Yine ağır oluyoruz. 25 kilo ile falan dolaşmak lazım etrafta. O da zor. Çünkü acil durumda ya yiyecek bulamıyorsunuz o zaman, ya ilk yardım bulamıyorsunuz, ya yakacak bulamıyorsunuz. Sıkıntı. Biraz bende de var kabahat tabi. Ben de şeyim, aç gözlü gibi. Her şeyi topla, her şeyi al, onu da al, bunu da al. Yani, şimdi burada nerede vardı yakacak? Soba, güzel. Üst katta, aa, balta var. Nacak yani, neyse. Üst katta yatak vardı ya, yatağın olduğu yere çıkayım direkt. Ama yakacak şey lazım bana. Odun modun. Aa, olta takımları bulduk, vay. O bileği taşı, bileme taşı. Bizde de var gerçi ama. Odun, tamam, onu aldım. Boş. Buna bakmıştım çünkü. Dikiş kiti dursun orada, var bizde. Kitapla yakmak için alayım. Fener yakıtı, evet, aldım. Evet. Üst katta da vardı soba, yanlış hatırlamıyorsam. Onu yakacağım. Kasetiyi alamıyorum. Şunu... Kumaş direkt... Ha, yok. Şu evlerden birinde bir silah milah bulsak, normal tüfek falan, ne güzel olur. Gerçi o avcı... Verecek bize büyük ihtimalle ama kim bilir ne zaman verecek. Şunlar ne ya? Pembe pembe kenarlarda. Evet. Botlar. İzci botu. Bunlar iyi olabilir. Bakalım. Yakıyorum. Kibrit, çubuk. Nakit, nakit tabi tabi, nakitle yak ya, para. Parayla soba yakmadık demeyiz. Bir sonra gideceğimiz yerde o nakitlere ihtiyacımız oluyormuş. Olur mu, olur. Ya ama soba burada, rüzgar yok, bir şey yok, yapma bunu ya. Kağıt yığını. Bir sürü kağıdımız var.
Normalde sobada hani etrafta rüzgar müzgar yokken ki rüzgar bile olsa soba yani bu. Rüzgarda daha bile harlı yanar. Yanar yani sobayı yakmak çok da zor değil. Dışarıda ateş yakmak hele hele rüzgarlı bir yerde evet zor da kapalı bina. Zorluğun aynı oranda olmaması lazım yani. E artık buradayım değil mi bu gece? Burada yak. Beş saat 28 dakika. Tamamdır. Pişirmediğim bir şeyim var mı? Yok herhalde. Dinlenmem lazım değil mi? Kuşburnu pişir. İçilebilir su lazım. Yok muymuş? Kar erit. 1 litre erit. I could barely walk with this much gear. Tamam. Kuşburnu pişir. Reis mantarı pişir. Şimdi. Reis çayı iç. Kuşburnunda iç. Sonra yat zıbar. Sekiz saatte zıbar.